Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün Rowenta Compact Pyre Silowing elektrikli süpürge makinesini hem sökümünü yapacağız hem de çalıştırdığımızda ıslık sesi geliyor. Ona bakacağız. Nedenini göreceğiz. Şimdi ilk defa böyle bir ıslık sesi geldi. İlk defa böyle ıslık çalan bir makine geldi. Ben de bilmiyorum ne olacağını ama söküp bakmamız gerekiyor. Şimdi böyle yaptığım zaman zaten ses çıkıyor. Şimdi torbaya çıkaralım. Şimdi torbanın durumunu göstereyim de. Bayağı bir kirli. Buna bakım da yapacağız da. Neyse şunu şöyle koyayım. Şimdi değişik bir ses geliyor arkadaşlar, ıslık gibi. Bunu söküp bakmamız gerekiyor. Her şey olabilir. Benim tahminimce şu, hava akışı bozulduğu için ıslık sesi geliyor. Motorla ilgili bir şey muhtemelen. Bunu söküp bakmamız gerekiyor. Şimdi önce süpürge makinemizi sökelim. Bakalım neden kaynaklanıyor. Arka fitliğe baktığımızda zaten tozlar gözüküyor. Şimdi bunu sökebilmemiz için arkadaşlar şunun altında vidaları var zaten. Önce şu alttaki vidaları sökelim. Bakalım ıslık sesi neden geliyor. Ben de merak ettim açıkçası. Tak tak tak. Makine dayanmadı. İşimiz zor oldu. Şarjörümüzü değiştirdik. Şu üst kapak belki tutuyor olabilir. Arkadaşlar sökerken şöyle göstereyim. Şurada bir tırnak varmış. Hafif o tırnağı ittirdikçe üst tarafını attı zaten. Şu altını sökmüştük aslında parça. Şimdi şu kablomuzu bir kurtaralım. Şuradaki parça var arkadaşlar. Şu parçayı yukarı doğru çıkarırsanız çıkıyor zaten. Buradan da şu parçayı ileri iterek buradan kurtarabilirim. Şunu kurtardık. Üst kablomuzu bir çıkaralım. Şöyle bir uzaklaştıralım. Şimdi bir daha bir takı kapıya. Islık sesi tam alamıyoruz. Bir daha bir bakalım. Şu anda ıslık sesi kesildi. Ya bu motorla ilgili değil de bence hava akışı ile ilgili bir sorun. Öyle düşünüyorum. O yüzden tamamını sökmem lazım ki doğru bir çözüm bulalım. Çünkü başka platformlarda da süpürge tamiratı ihtiyacı olan insanların hani süpürgenin ıslık sesi geliyor diye arızalarını gördüm. Bunun için bir bakalım neden oluşuyor. Şimdi şöyle bir motorumuzu vidalarını sökelim.
Makinenin derdi neymiş bir öğreniyorum. Soketi çıkmıyor motorun. Hala çıkmıyor. Şimdi bunu çıkardık, bunu geri takarız da. Ben şu arızayı tespit etmeye çalışıyorum. Şimdi bunu rulmanlardan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Çünkü takır takır ses geliyor. Şöyle ses alabiliyor musunuz? Çok hafif de bilmiyorum çıkıyor mu ses. Şimdi arkadaşlar şöyle bu motorun şu parçası çıktığı için bunu mecbur sökeceğiz. Ama gözlemlediğimiz kadar şöyle göstereyim. Şuradaki rulmanın dış korumalığı çıkmış. Yani rulmanın nasıl söyleyebilirim? Şu anda elimde yok da. Bu üst dış korumalığı var rulmanlarda. En dış metal kısmı. İçinde de bilyeler var. Onun önünde de bir parça daha var. O dönüyor bilyelerle. Şimdi onların ben burada yamulduğunu görüyorum ve bir tık öne geldiğini görüyorum. Böyle olduğu zaman şundan kaynaklı olabilir. Buradaki hava akışı, buradan gelen hava şu yanlardan çıkıyor ya. Hem de bu soğutma sistemi olmuş oluyor bunun. Bu hava şuradaki boşluklardan çıktığı zaman da ıslık sesi geliyor olabilir. Bunu biraz oynattığımız zaman oynuyor da olabilir. Şimdi biz bunun sökeceğiz. Şu rulmanları değiştireceğiz. Ondan sonra tekrardan aynı sesi yapıyor mu yapmıyor mu buna bakıp karar vereceğiz. Şimdi arkadaşlar motoru biz bir elden geçirdik. Bahsettiğimiz gibi arka tarafındaki rulman kısmı var ya, orayı değiştirdik. Zaten biraz bir ses geliyordu. Şimdi şu anda çalıştırdığımız, ben motoru taktım da video çekmek sonra aklıma geldi. Motoru taktım. Şu anda baktığımız zaman da ıslık sesi kesiliyor. Önce onu göstereyim. Şimdi bu ıslık sesinin mantığını öncelikle anlatayım. Islık sesi şundan kaynaklıdır. Şimdi hava akışı gerçekleşirken hava akışının önüne bir engel gelirse ya da herhangi bir şeye vakum yaparken burada bir açıklık varsa ıslık sesi arkadaşlar bundan kaynaklı oluyor. Bunun bir nedeni şu olabilir. Bu makine çalışırken şöyle tepe taklak dönebiliyor veya bir darbe alabiliyor. Böyle durumlarda milimetrik oynamalar olabiliyor içeride. Bu tarzda bir oynamada bir hava akışı eğer bozulursa ıslık sesi bundan kaynaklı olabilir. Zaten ben takarken de biraz şeyi bol yapmışlar. Yani motor biraz havada gibi tam böyle tam olarak oturmuyor. Bunu geri sökümünü falan göstermişim. Şurada vidaları var zaten. Geri söktüğünüz gibi takabilirsiniz. Şimdi öncelikle bunu şu anda ıslık sesi gelmiyor. İkinci bir ıslık sesi gelme ihtimali arkadaşlar filtreden kaynaklı çoğunlukla. Şimdi filtremiz şu aralık, şurası var ya, buraya tam olarak oturmadığı için arada az önce bahsettiğim gibi boşluk olduğunda oradan hava girişi oluyor ve ıslık sesi geliyor. Biz şimdi bu makinemize bakım yaptık. Belki de bu ıslık sesinin nedeni şundan kaynaklı olabilir. Buraya toz dolduğu için bunu kapattığım zaman tam oturmuyor olabilir. O yüzden hani bakım yapmayacaksanız da, ki bakımı çok kolay aslında, bakım yapmanızı öneririm. Bakım yapmayacaksanız burayı ve şurayı ıslak mendille silmeniz öneririm.
Şimdi motoru söktüğümüzde ya ısık sesi motordan kaynaklı değildi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bunu güzelce ne şu çevresini sökebilir şey. Bu çevresini silebilirsiniz. Bunun yanına yeni filtre değiştirdiyseniz bu çıkıntılar, oynaklıklar varsa bunların yamuk olup olmadığına bakın ve bastırarak düzeltmeye çalışın. Şöyle kuru duyalım. Yani tozsuz bir şekilde takıp denemeye çalışın. Şimdi bunu takıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de filtreli olarak deneyeceğim. Sesi keşfettiniz mi? Biz motorda olmadığını şey yaptık. Şimdi filtrede olduğunu ben size gösteriyorum. Bakın tekrardan. Şimdi bakın bastırdığım zaman ses kesilecek. Arkadaşlar 0 kilitle getirdim. Aynısından varmış. Şunu ben bir deneyeceğim. Bakalım aynı sorunla karşılaşıyor muyuz? Evet arkadaşlar, burada net bir şekilde görüyoruz ki bu sorun filtreden kaynaklı. Bunun bir yerinde bir kaçak var ama bulamıyoruz. Yani bu filtreyi değiştirdiğimizde bu sorun tamamen çözülüyor. Şimdi sorunumuzu çözdük. Filtremizden kaynaklıydı. Şimdi bir de giriş filtresi var. Bu filtreyi de makinemizi takarak bir bakalım orada bir problemle karşılaşıyor mu diye. Şimdi bunun alt tarafından bunu söktük. Şu borunun içini falan güzelce temizleyelim diye. Bunu monte ederken bu lastiklerinin iyi bir şekilde oturmasına dikkat edilmesi lazım. Ve bunların vidaları diğerlerine göre farklı. Sökerken bütün vidaları karıştırmayın. Bunun 3 tane vidası var, onu ayrı tutun. Şimdi buranın iyi bir şekilde vakum sağlaması için oturması gerekiyor. Şurada mesela boşluklar olabiliyor. Bunları bu tarafa geçirmeniz lazım. Yani şunun gibi geçmesi lazım. Şuradaki vida çok kritik görev icra ediyor. O yüzden bunu sıkarken falan kırmayın. Buradaki boşluk makinenizi az önceki ses gibi yapmasını sağlayacaktır. Bu yüzden bunun vidalarını falan takarken çatlatmayın. Çok zorlamayın. Dikkatli bir şekilde takın. Ve buranın oturduğundan da tam olarak emin olun. Şu borunun da buraya oturduğuna iyicene emin olalım. Bir şekilde süpürge yapmanız gerekiyorsa, hali hazırda çift taraflı bant varsa onu bu bölgeye yapıştırıp filtreyi de iyicene oturtabilirsiniz. Böyle olduğunda ürününüzü
örtmeden kullanabilirsiniz. Şimdi burada biraz oturmama sorunları gözlüyorum. Bu iç kısımda. Silikon yapısı bozulmuş olabilir. Şimdi bunu takıp deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir gözlemleyelim. Şu makinemizin üst tarafını takıyoruz. Burada takmadığımız vidası kaldı mı? Bir bakalım. Şu iki vidası kalmış ön tarafta. Onları takalım. Şu kablomuz şöyle. Şuraya takılacak. Bunu dışarıdan oturtabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir takayım şunu. Şunu şöyle oturtabilirsek. Evet. Aslında sökümü basit bir makine. Gayet basit ama böyle teknik arızalar meydana gelebiliyor. Gayet normal. Şimdi burada önemli olan bu hava akımının gerçekleştiği yerlerin iyi bir şekilde oturup oturmadığını dikkat etmemiz gerekiyor ki bütün marifet burada yani. Yoksa makinenin sökümü falan dediğim gibi basit. Şimdi vidalarını bir sıkalım. Ben her zaman vidaları çapraz atıyorum. Dengeli bir şekilde otursun diye. Evet, şimdi arkadaşlar makineyi taktık. Bir deneyelim önce. Şimdi videonun başında aslında bu makineyi böyle kullandığımızda da ötme vardı. Bu, şimdi iki tane neden vardı burada ötme. Motorun kaymasından kaynaklı bir ötme vardı. Şimdi motoru söktük. Bir de baktık, kontrol ettik. Motoru yaptığımızı unutup biz sadece sağlamlık için yaptık. Buradaki sorun motorun oynamış olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İlk videonun başındaki şurada gelen. Şimdi o sorun çözüldü. Şimdi en asıl sorun şu filtreden kaynaklıydı. Şimdi yeni filtremizi de takalım. Arkadaşlar sorun filtreden de, filtre sorununu da çözdük. Eski filtremiz burada. Şimdi kovasını falan kontrol edelim. Başka bir yerden hava kaçağı var mı? Çünkü olabiliyormuş. Kısmi olabiliyormuş. Şimdi şunu kapağımıza oturtacağız.
şimdi Kader Ağa'na bir bakalım. Evet, bu sorunu kökten çözdük arkadaşlar. Rowenta Compact Power Silonic, yani sessiz olması lazımken bu arkadaşın çığlık atması bizi çıldırtıyordu. Ama o sorunu da çözdük. Umarım siz de evinizdeki sorunları çözersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.